Resmi mektuplara geldiğimiz zaman ise resmi kurumların ve tüzel kişilik taşıyan kişilerin kuruluşların birbirlerine yazdıkları resmi yazılara bizler resmi mektup demekteyiz. Bunlardan ilki aklımıza ne gelmekte? Hemen dilekçe gelmektedir. Çünkü resmi kurumlara kendi isteğimizi anlattığımız yazılardı dilekçeler. Ve isteklerimizi yazdığımız resmi mektuplardır. Ve resmi mektuplara mutlaka yazılı cevaplar da verilmektedir. Bir diğer mektup türümüz olan açık mektuba geldiğimiz zaman ise herhangi bir düşüncenin veya anlayışın gazete, dergi, televizyon gibi halka ulaştırılmak amacıyla duyurulmasına ve bu amaçla yazılan mektuplara bizler açık mektup demekteyiz. Açık mektuplar işlenen konu sadece halkı ilgilendiren, yani yazarı değil, geniş halk kitlesini ilgilendiren konular olmalıdır ve bunlar anlaşılır, açık, sade bir dille yazılarak halka iletilmelidir. Bir diğer mektup türümüz olan iş mektuplarına geldiğimiz zaman ise özel kişilerle ticari kurum veya kuruluşların kendi aralarında sipariş, satış, alacak verecek veya bilgi isteme gibi müracaat gibi konularında yazmış oldukları yazılara bizler iş mektupları demekteyiz. Bu mektuplar herhangi bir yanlış anlaşmaya sebep olmamak adına herkesin anlayacağı bir dilde yazılmalıdır. Yani açık, anlaşılır bir dile sahip olması gerekiyor. Gereksiz ayrıntıya girmemek, gereksiz sözcükler ve kelime tekrarları kullanmamak iş mektupları için önem taşımakta. Ve sayfamızı düzenli bir şekilde kullanmaya da özen göstermemiz gerekiyor. Mektup türlerimizi bu şekilde bitirdikten sonra mektup türü yazılarımızın ikincisi olan dilekçeye geldiğimizde ise bilindiği üzere dilekçe bir isteği, bir şikayeti bildirmek amacıyla, duyurmak amacıyla yazmış olduğumuz resmi yazılardır. Ve biz bu istek ve şikayetlerimizi resmi kurum veya özel kurumlara, kuruluşlara bildirmek amacıyla dilekçeler yazmaktayız. Biliyoruz ki her Türk vatandaşının resmi kurumlara dilekçe yazma hakkı bulunmaktadır. Bu hakta özellikle anayasada da vurgulanmaktadır ve teminat altına alınmaktadır. Ancak dilekçelerimizi yazarken bazı noktalara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunları şu şekilde açıklamak gerekirse, öncelikle dilekçeler çizgisiz beyaz kağıda, yani A4 kağıdı dediğimiz kağıtlara yazılmalıdır. Teksir kağıdı, çizgili kağıt veya yarım kağıtlar kullanılamaz. Bu tarz kağıtlara yazılmış olan dilekçeler kabul görmez. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Dilekçe metni genelde kısa olan yazılardır. Kısa yazılır. Ancak bazı özel durumlarda, özellikle yaşamış olduğumuz semtle, köyle ilgili bir durum anlatılmak gerekiyorsa ve uzun yazılıysa ne yapmamız gerekir? Dilekçe kağıdımızın arkasına değil de yeni bir A4 kağıdı alarak dilekçemize devam etmemiz doğru olacaktır. Yine dilekçeler bilindiği üzere bilgisayarda yazılabilir. Elde yazılacak ise mavi veya siyah tükenmez kalem kullanmaya özen göstermeliyiz. Unutmayalım ki kırmızı tükenmez kalemle yazılan dilekçeler kabul görmez. Bu nedenle kalem tercihimizi yaparken mavi veya siyahı kullanmalıyız. Ve kurşun kalemle de dilekçe yazılmayacağını hiçbir zaman unutmayalım. Yine dilekçe metni fazla uzun olmayacağı için yazı, sayfa ve kompozisyon kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde göze hoş görünen bir dilekçe ortaya çıkacaktır.